sistemde yapmış olduğum sistemden bahsedeceğim. Görüyorsunuz yağmur oluğu var. Yağmur oluğunu kenarlarını kapattık. Toprak gübre koyduk. Daha sonra damlama sistemini oluşturduk. Buradan da bu şekilde pet şişemizi delerek damlama sistemiyle sulama işlemini yaptık. Çileğimizi ektik. Neden çileği bu şekilde eklememiz gerektiği ile alakalı senin söylemem gereken şey de şu: çilek yerde olmuyor. Sürüklüyor. İşte haşeratlar musallat olabiliyor. Bu yüzden de bu şekilde bir sistem yaptık. Bunu yaparken de şu şekilde pet şişenin üstüne deldik. Altına da şu şekilde bir sistem yaptık. Damlamamızı da serdikten sonra bu şekilde suladık. Neden bu şekilde sulamanızı tavsiye etmemi soruyorsanız da bunu istediğinizi koyabilirsiniz. Mesela muz kabuğu koyarsınız bu suyun içerisine veya çivi koyarsınız. Demir eksikliğinde çivi koyarsınız. Demir eksikliğine gidermiş olursunuz. Muz kabuğu koyarsınız da potasyum eksikliğine gidermiş olursunuz. Bu şekilde bir sistem yaptı. Görüyorsunuz akıyor. Damlama sistemiyle şöyle göstereyim. Damlıyor çileğimizi sular. Sulanıyor. Bunu istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Hem bu şekilde de toprağın verimini de arttırmış oluyorsunuz. Su birikimini de yağmur suyu sayesinde yapmış olursunuz. Böyle bir sistem yaptık. Güzel, başarılı oldu. İlerleyen seviyelerde de ben bununla alakalı bu çelikler olduğunda da videolar atmaya devam edeceğim.